Oyun Motivi'den herkese merhaba. Bugün 2018 yılında çıkacak 10 simülasyon oyun için bir liste hazırladık. Listemizin 10. sırasında Firefighting Simulator 2018 var. İster tek oyunculu modda, isterseniz çok oyunculu modda itfaiyeci deneyim yaşayacağınız kaliteli bir oyun geliyor. Amerikan itfaiye birimini konu alan oyunda günlük zorlu yangın görevleriyle mücadele ediyoruz. Aracı hazır edip her an yangına müdahale edecekmişçesine hazır olmalısınız. Online modda arkadaşlarınız ile yangın söndürme eğlencesi yaşayabileceğiniz bu oyun Mart 2018'de oyuncuyla buluşacak. Listemizin 9. sırasında Professional Off-Road Transport Simulator var. Spin Tires'a kardeş geliyor diyebiliriz. Zorlu arazi şartlarında off-road deneyimi yaşatan bu oyun ayrıca konuya taşımacılığı da dahil etmiş. Mod desteği olacağı duyurulan oyunda yükleme ve boşaltma işlemlerini kendimiz yapıyoruz. Bu da Spin Tires'tan ayıran özelliği. Bakalım Spin Tires'ın fizikleri kadar kaliteli olabilecek mi? Professional Off-Road Transport Simulator 2018 yılının ilk çeyreğinde bizlere merhaba diyecek. Listemizin 8. sırasında Bus Simulator 2018 var. Diğer versiyonlarına göre nasıl bir gelişim gösterecek hepimiz bekleyip göreceğiz. Şehir içi yolcu taşımacılığı gerçekleştirebileceğimiz oyun yine Almanya'da geçiyor. Hangi şehir, hangi harita net bir açıklama yapılmadı henüz. Tek bildiğimiz 2018 yılında oynanabilir durumda olacağı. Listemizin 7. sırasında House Flipper var. Eski evleri ucuz fiyattan satın alıp onarıp satabileceğiniz harika bir simülasyon oyunu. Bağımsız yapımcı tarafından yapılan bu oyun Steam'e oyuncular tarafından destek verilerek eklendi. Steam sayfasında oyunun yine 2018'in ilk çeyreğinde çıkacağı bilgisi de eklenmiş durumda. Bekliyoruz. Listemizin 6. sırasında Motorsiklet Garaj Mekaniği Simülatörü var. Kar mekanik simülatör oyunu bu alanda başarı gösterince bu oyuna benzer oyunlar da çeşitlendi. Onlardan bir tanesi de bu motorsiklet üretme ve toplama oyunu. Ufak bir atölyede kişisel zevklerinize göre motorsiklet tasarımları gerçekleştirebileceğiniz güzel bir oyun. Bu oyun da yine 2018'in ilk çeyreğinde çıkacak. Listemizin 5. sırasında bilgisayar toplama simülatörü var. 2018 Ocak gibi oyuncuyla buluşacak bu oyun, demosu 350.000'den fazla indirildi. Bilgisayar toplama sihirbazının yaptığı görevleri üstlenen bu oyun, birçok bilgisayarcıyı işinden edebilir. Hem oynayıp hem öğreten yapısıyla sevilen bu bilgisayar toplama oyunu yine bağımsız bir yapımcıya ait. Listemizin 4. sırasında Pure Farming Simulator var. Birden fazla bölgede çeşitlilik bakımından benzerlerine fark atan Pure Farming bu versiyonda mod desteği sunacağını duyurdu. Bu da oyuncular tarafından en sevilen markaları modlaştırıp oyuna ekleme şansı doğuruyor. O nedenle bu versiyon oyuncuların beklediği oyunlar arasında yer alıyor. Pure Farming Simulator 18, 13 Mart 2018 tarihinde aramıza katılacak. Listemizin 3. sırasında Police Simulator 18 var. Daha önceki versiyonlarını oynadıysanız tamamen suçluları yakalamaya odaklanmış bir polis görevi üstlendiğinizi fark edebilirsiniz. Bu versiyonda yine online oynama imkanı tanımasıyla kendinden söz ettiriyor. 18 yazı çıkış için planlanan tarih olarak belirtilmiş.
Henüz çıkıp çıkmayacağı kesin olarak belirtilmeyen fakat oyuncuların yine merakla beklediği çiftlik simülasyon oyunu Farming Simulator 19, 2018 yılında çıkacak bir başka simülasyon oyunu. Yapımcıların açıklamak için beklediği tek şey ise listemizin ilk sırasında yer alan oyun. PS19 tahminlerimize göre 25 Ekim 2018 tarihinde bizlerle buluşacak. Ve listemizin ilk sırasına geldik. Cattle & Crop. Bağımsız bir geliştirici topluluğu tarafından hazırlanan, benzerlerine göre daha detay barındıran çiftlik oyunu. Tamamen desteklerle ilerleyen ve büyük bir proje haline dönen bu oyun, her konuda benzerlerinden üstün gözüküyor. En fazla dikkat çeken yönü ise zemin dinamiği. Bir senedir çıkış ilan hikayesine dönen Cattle & Crop, 2018'in ilk çeyreğinde çıkmasını ümit ettiğimiz oyunlar arasında. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.